Gastroenteroloji polikliniğindeki en yoğun gördüğümüz hastalardan biri de karaciğer enzimleri artmış hastalardır. Gerek bu şikayetle bize gelen hastalar, gerek diğer branşlarda herhangi bir amaçla tetkik edilirken karaciğer enzimi yüksek olarak saptanmış hastalar bu nedenle bize gelirler. Karaciğer enzimlerinin yüksekliği belli derecelerde belli hastalıkları düşündürür. Karaciğer enziminin en yüksek sebebi toplumumuzdaki karaciğer yağlanmasıdır. Karaciğer yağlanması hem sedenter, hareketsiz hayat, hem obezitenin artması, özellikle santral obezite dediğimiz göbek bölgesindeki kilonun artması, hem kullanılan ilaçlar, kullanılan Alkol, beslenmedeki kötü, özellikle kalorili gıdaların karbonat ve yağın aktif olmasına bağlı karaciğerde belli bir yağlanma oluşur. Bu yağlanma sonucunda da karaciğer hücrelerinden çeşitli harabiyet söz konusu olur ve karaciğer enzimleri kanda yükselir. Bunların derecesi genellikle çok yüksek aşamalı değildir kanda saptadığımızda. Tedavisinde en çok hareket, diyet ve belli durumlarda da ilaç tedavilerini dahil edebildiğimiz bir durumdur. Karaciğer yağlanması bazen iltihaplı bazen de basit yağlanma olarak seyreder. İltihaplı yağlanmalar çok daha önemlidir. Karaciğer sirozuna kadar gidebilen ciddi bulgularla karşımıza gelebilir. Karaciğer yağlanmasının diğer sebepleri özellikle hormonal olarak bazı hormonlardaki artışlar veya düşüşler özellikle tiroid hormon problemleri. Vücutta demirin fazla olmasıyla giden demir yüksekliğiyle giden bazı hastalıklar. Aynı zamanda vücutta bakırın yükselmesiyle giden bazı hastalıklar. Hepatit B, hepatit C gibi kronik, iltihaplı ve hepatit mikropları burada rol alır. Özellikle genç yaş grubunda bazı hormonlar veya alfa 1 antitripsin eksikliği dediğimiz karaciğerdeki hücre yapısının bozulmasıyla giden durumlarda yine karaciğer enzimini yükseltir. En çok gördüğümüz bulgulardan biri de ilaç kullanımlarıdır. Birçok ilaç karaciğer üzerinden metabolize edildiği için özellikle yüksek veya yoğun kullanımlarında karaciğer enzimlerinde de geçici yükselmeleri neden olabilir. Yine en sık sebeplerinden bir tanesi özellikle katkı maddeli gıdaların tüketilmesidir. Ksenobiyotik dediğimiz bunların gıda katkılarına kullanılması da karaciğerde metabolize edilirken enzimlerde bazen yüksekliğe neden olabilir. Burada önemli olan şey karaciğer enziminin kandaki seviyesi olduğu kadar bunun sebebidir. Ve ona göre bir tedavi uygulamak gerekir. Yani karaciğer enzimi yüksekliğinin sebebini bulup net bir şekilde o bölgeye temas etmeli, o hastalığa dokunmalı ve tedavi ettikten sonra da çözümü bulmalıyız.